Herkese tekrar selamlar. Böyle bir organizasyona öncülük ettiği için Vitel'e ve Extreme Network sayesinde öncelikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Hakan Bey bizimle ilgili güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz de Eska Teknoloji olarak Extreme Network ürünlerini projelerimizde daha sıklıkla kullanıyor olacağız. Bu süreçte gösterdikleri ilgi alakalı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sunuma hızlıca bir geçiş yapmak istiyorum. İsmim Alper Yılmazer. Eska Teknoloji'nin kurucusuyum ve genel müdürüyüm. İletişim bilgim burada var. Sunumun sonunda bir kez daha paylaşıyor olacağım. Genel olarak Eska Teknoloji nedir, ne yapar konusuna hızlıca bir gireyim. Genel olarak şöyle bir felsefemiz var, düsturumuz var. Projelerimizde doğru ürünü, yani kaliteli ürünü doğru fiyatlarla konumlandırarak ve bunu da sizler gibi değerli iş ortaklarımızla beraber sağlayarak fiyat performans katkısı projelere sunmaya çalışıyoruz. Peki Eska Teknoloji genel olarak ne yapar? Eska Teknoloji aslında zayıf akım sistemleri özelinde IP CCTV, işte buna bağlı olarak data ve network sistemleri, yangın ihbar, kartlı geçiş, acil anons ve çevre güvenlik sistemlerinin tamamını uçtan uca anahtar teslim, sahada hayata geçiren ve bunların bakımlarını yapabilen bir entegratör firma kimliğindedir. Tabii ki de bugünkü toplantının özeli itibariyle daha çok IP CCTV ve data network tarafı ile ilgili konuşuyor olacağız. Neler yapıyoruz dediğim gibi? Şimdi bize eğer hazır bir proje ve kitlis gelmişse bunun üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Ama yoksa müşteriyle yapılan toplantılar neticesinde istek ve beklentilere binaen projelendirme hizmetini verebiliyoruz. Bu projelendirme hizmetinin neticesinde müşteriyle karşılıklı onaylaşarak bunu uygulama projesi haline getiriyoruz. Bu süreç içerisinde projenin devamında işin teslimine kadar herhangi bir değişiklik olduğunda da as-built projeleriyle bu projeyi revize ederek en sonunda müşteriye teslim ediyoruz. Projelendirme aşamasının akabinde eğer varsa bir şartname üzerinden ya da bir marka model kit listi üzerinden çalışabiliyoruz. Ancak bu da yoksa yine müşteriyle karşılıklı olarak görüşerek işte işin bütçesini, ihtiyaçlarını, talepleri analiz ederek buna uygun doğru ürünlerle bir fiyat çalışması yapıyoruz. Bu aşamanın ardından da karşılıklı anlaşmaya istinaden sahada fiziksel olarak kurulumları yaparak sistemin teslimini sağlıyoruz. Şimdi bundan sonraki aşama bence çok daha kritik. Bizim ülkemizde yatırım konusunda hevesli bir ülkeyiz. Yatırım anlamında yatırım yapıyoruz. Ancak yapılan yatırımı koruma anlamında çok başarılı olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Bunun temel nedeni de bakım bütçelerimizin genel olarak firmaların bütçelerinde yer almaması. Yani yatırım bütçeleri var ama bakım bütçeleri genel olarak yok. Çok nadir, genelde kurumsal firmalarda bazen karşımıza çıkabiliyor. Bir sistemin bakımını yaparsanız çok daha uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama bakım yapılmayan bir sistem çok daha kısa süre içerisinde ne yazık ki çok amel tabiyle çöp haline gelecektir. Tarif edilmesi halinde müşterilerimize kurduğumuz sistemlerle ilgili bakım ve periyodik bakım ve servis hizmetleri de sağlıyoruz. IP CCTV sistemlerinden bir bahsetmek istiyorum. Şimdi artık IP CCTV diyoruz. Eskiden CCTV diyorduk. Analogla beraber başladı bu yolculuk. Çok tabii hani dünya bir toz bulutundan girmek istemiyorum ama bilinen 1942 yılından beri güvenlik kameraları hayatımızın içinde bir şekilde. Analog dönemde daha çok bu izleme ve kaydetme tarafındayken şimdi artık IP tarafa geçtikten sonra daha fazla işin içine analizler girdi ve farklı alanlarda kullanılmaya başlandı. Yani bugün otobanlardaki hız tespitinden şüpheli paket bırakmaya kadar işte ya da şu anki güncel durumda ateşinizin ölçülmesine kadar ya da sitenize girip çıkarken plaka tarama sistemine kadar birçok uç noktada aslında güvenlik kameralarıyla bu çözümler üretiliyor. Bunları yaparken de yüksek çözünürlükler kullanılıyor. Bu ne demek? Aynı zamanda büyük bant genişlikleri demek. Bu ne demek? Artık altyapı olarak sistemin tamamen network'e kayması demek. Dolayısıyla burada switch topolojisi ve network tarafı son derece önem arz ediyor. Şimdi şöyle bir süreç yaşadık. Analogdan IP'ye geçerken analog yapı daha çok böyle tak çalıştır mantığındaydı. Çok böyle ekstrem mühendislik gerektirmeyen konulardı. Ama IP tarafa geçtiğimizde hepimiz bir şekilde oraya evrilmek zorunda kaldık. Zaten bu evrimi geçiremeyen firmalar da ne yazık ki artık aramızda değiller.
Neden bahsediyorum? Analog yapıdaki kablolama yapısıyla beraber IP tarafta tamamen CAT ve fiber tarzında kablolarla çalışır olduk. Ve burada doğru ürün seçmek ve doğru komponent belirlemek önemli hale geldi. Ve bununla beraber bu trafiği yönetecek en önemli unsurlardan bir tanesi de switch tarafı. Çok 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 önemli hale geldi. İstediğiniz kadar uçta dünyanın en iyi kamerasını da takın. Ama doğru switch seçememişseniz, projenizin ihtiyacı olan konfigürasyonu yapamamışsanız günün sonunda sisteminiz sağlıklı çalışmayacak. O yüzden burada switch bizim için o kadar kritik ve kilit bir hale aldı ki burada da doğru ürün ve doğru markalarla çalışmak son derece önemli. Çok diğer konulara çok girmeden ve dağıtmadan devam etmek istiyorum. Genel olarak dediğim gibi CV odaklı gitmeye çalıştığım için bu sunumda son dönemde yaptığımız projelerden birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. İşte bu Antalya Olimpos Öğren Yeri altyapı dahil kablolamasıyla beraber uçtan uca ESKA Teknoloji tarafından yapılmış bir projedir. Yine içinde parçası olmaktan gurur duyduğumuz bir proje. İSKİ Ataköy İleri Biyolojik Atık Sarıtma Tesisi. Bu tesis Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük atık sarıtma tesisi. Burada da switch, data, kamera ve uçtan uca neredeyse sadece kablolama tarafı haricinde tamamen ESKA teknoloji çözümleri kullanıldı. Bu da başarı piyaza koz yatağında bulunan bir projedir. Burada müşavirlik dahil yani işin projelendirilmesinden devreye almasına kadar olan tüm aşamalarda yine destek veriyor olduk. Bu da ülkemizin önemli öğren yerlerinden Turu Öğren Yeri projemiz. Burada da yine ESKA teknoloji olarak hem ekipman desteğinde hem de sahada devreye alma desteği de bulundu. Bunun gibi farklı projelerimiz de var ama kabaca genel olarak STİV tarafında gösterebileceğim projeler bunlar. Vakit ayırdığınız için, dinlediğiniz için ve katıldığınız için teşekkür ediyorum. E-mail adresim ve iletişim bilgilerim burada var. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum.